Merhaba arkadaşlar ben Berkay Turkkan. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi ünlülerin dediklerini yapın, yaptıklarını yapmayın konusu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü iş inanılmaz boyutlara geldi. Çevremde de zaten bu konu hakkında birçok örnek görüyordum. Fakat fırsat bulmuşken böyle bir video da çekmek istedim. Örneğin spora gittiğinizde yeni böyle hevesli spora yeni başlamış birisini görürsünüz. O kişi hevesli olduğu için internetten birçok vücut geliştirmecinin, birçok fitness modelin işte antrenmanlarını okur, videolarını izler. Onları daha sonra gelip spor salonunda uygulamaya çalışır. Ne spor geçmişine bakar, ne altyapısına bakar, ne o antrenmanın kendisi için uygun olup olmadığına bakar. Bunların hepsini ihmal eder. Gelir. İşte idol olarak gördüğü, başarılı olarak gördüğü insanların yaptıklarını birebir olarak yapmaya çalışır. Benim başıma aynen gelen olayı size anlatıyorum. Kol antrenmanı çalışıyorum. Yanımda biri yeni başlamış spora belli ya da orta seviye Barbell curl yapıyor ama Allah'a emanet yani dirsek kalkmış bel yatıyor işte bırakıyor bir daha alıyor falan. Ne yapıyorsun dedim niye böyle çalışıyorsun dedim. Bana işte Arnold'un hileli barbell curl yaparak kollarını büyüttüğünü söyledi. O taktığı uyguladığını söyledi. Bir şey demeden uzaklaştım çünkü konuşmaya kalksanız işin içinden çıkamazsınız. Durumu anlatamazsınız İşte o adam onun öncesinde düzgün formda birçok set yapıyor. Bu tekniği kullanmak için beklediği kaslarının gelişmesini beklediği farklı bir kasları uyarma sistemini uyguluyor. Senin en başından bu seviyede bunları uygulayıp sonuç alman mümkün değil. Sakatlanırsın gibi şeyleri zaten anlatmanıza imkan yok o anda. Tamam dedim, döndüm. İnternette daha sonra gene işte bir kolla ilgili bir şey paylaşıyorum diyelim. Altına unik olmanın kol antrenmanı videosu atılıyor. Böyle çalışsak olur mu diye veya işte Bacaklarınızı, işte dizlerinizi dikkat edin bacak antrenmanında diye bir paylaşım yapıyorum. Altına Ronnie olmanın 500 kiloluk, 1000, 1 tonluk leg presslerini koyuyorlar. İşte bakın hocam adam yapıyormuş demek ki öyle yapınca gelişiliyor diyorlar. Bunlar gerçekten var. Aramızda da böyle düşünenler var. Bunu düzeltmek için zaten bu videoyu çekiyorum. Fitness ünlüleri, vücut geliştirme ünlüleri diye tabir edebileceğimiz kişiler antrenmanlarıyla ilgili videolar paylaşır. Ben de paylaşıyorum bütün antrenmanımı yeri geliyor baştan sona koyuyorum. Fakat siz gidip o antrenmanı işte bir kendi süzgecinizden geçirmeden direkt olarak uygularsanız istediğiniz, beklediğiniz sonuçları alamazsınız. Ben atıyorum göğüs antrenmanı yapıyorum. Göğüs kaslarımın diğer bölgelere göre genetik olarak şanslı olduğunu hissediyorum, biliyorum veya omuz kaslarım keza. Ona göre bir antrenman yapıyorum. Yıllardır kendi vücudumu tanımışım. Eksiklerimi görmüşüm. Neyi yapıyorum, neyi yapamıyorum, neyden güzel sonuç alıyorum kaç tekrar bana oluyor, kaç tekrar uymuyor, ben hangisine, hangi antrenmandan sonra nasıl besleniyorum, bunların hepsini ayarlamışım, ona göre çalışıyorum. Siz bir anda gidip şak diye o antrenmanı alıp kendinize birebir olarak uygulamaya çalışırsanız istediğiniz sonuçları göremezsiniz. Bir de bu anlattığım uç örnekleri uygulamaya çalışırsanız sakatlanırsınız. Bu yüzden videonun başlığında da söylediğim gibi bu işin içinde olan ünlü olarak tabir edebileceğimiz kişilerin söylediklerini yapın yaptıklarını birebir yapmayın. Atıyorum ben size burada oturup işte bench press yaparken buna dikkat edin, buna dikkat edin, buna dikkat edin diye video çekiyorsam oradaki işte tüyoları, öğütleri alın, not edin, antrenmanınıza yansıtmaya çalışın. Fakat paylaştığım göğüs antrenmanını birebir aynı tekrarlarla, aynı kilolarla denemeye çalışmayın. Yani video paylaşıyorum atıyorum barbel curl, dumbbell kürün. İlk setini koymuşum. Adam geliyor diyor hocam ben de o öyle çalışıyorum diyor. E çalış abi çalış da yani faydası olacak şekilde çalış. Bunu bir yarışa dönüştürme veya oradaki adam Ronnie Coleman biton yapıyor diye sen de ona şey yapmaya çalışma. Kendi sınırlarını bil, sakatlanmayacak şekilde, kas gelişimini devam ettirecek şekilde çalış. Yani özetle toplamak istediğim, söylemek istediğim şey insanların paylaştıklarından ana fikirleri alın fakat uygulamaları herkesin kendine özel, kendi vücuduna göre olduğu için özellikle de profesyonel seviyedeki insanların onları birebir olarak kendinize uygulamayın. Önce bir deneyin, kendi vücudunuzu tanıyın. Uygulamayı da öğrendiklerinizle birlikte ona göre yapın. Gelecek paylaşımlarımda görüşmek üzere. Güçlü kalın.